Sevgili Yıldızerli hemşehrilerim, öncelikle hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Evet, 31 Mart 2019'da teslim aldığımız emanetiniz olan hizmet bayrağını yine demokrasi gereği 31 Mart 2024 tarihine kadar biz taşımış olacağız. Bugüne kadar göstermiş olduğunuz ilgi, alaka ve çalışmalarımızda yaptığımız birlikte hareketlerle birlikte hep bir bütün huzur, barış içerisinde bir dönem yaşamış olduk. İnşallah bu dönemde de Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri sizlerin yoğun teveccühü üzerine tekrar AK Parti Genel Merkez tarafından aday olarak belirlenmiş bulunuyoruz. Adaylığımız açıklandığından itibaren yine 5 yılda yapmış olduğumuz gibi diğer siyasi partilerimize ilk ziyaretlerimizi gerçekleştirerek ilçemizin en fazla ihtiyacı olan ve 5 yıl boyunca en fazla bunu sahada yansıttığımız huzur, esenlik ve barış ortamında geçmesini hem ilçemiz adına hem de vatandaşlarımıza ve diğer partideki aday kardeşlerimize temenni ediyorum. Evet, geçtiğimiz süre içerisinde yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen pandemi, deprem, sel felaketleri gibi rağmen dar bir ekonomik çalkalanma neticesinde tabii ekonomik anlamda da uğraşlarımız olmasına rağmen ülke anlamında ve dünya anlamında el ele vererek yıldızlarımıza ilkleri kazandırdık, ilkleri hep birlikte başardık. Tabii yıldızlarımızın 1989 yılından itibaren yaklaşık 40 yıl boyunca süregelen altyapı sorunu, içme suyu, ana şebeke hattının değişimi, doğalgaz iletim hatlarını ki göç sebeplerinden en başında bunlar gelirdi. Yine tarım ve ekonomi anlamında ilçemizin ekonomisini tarım ve hayvancılığa dayanması noktasında da her seçim döneminde tüm arkadaşlarımızın vaat ettiği ama bir türlü başaramadı. Hayvan pazarı, kapalı sebze pazarı ve tarımsal anlamda birçok projeye de hep birlikte sizin desteklerinizle, dualarınızla adım attık ve başardık. Bundan sonraki dönemde de inşallah tarım ve hayvancılık konusunda önceliğimiz istihdama yönelik projeler olacağından kimsenin şüphesi olmasın. Yine tabii göç durdurma anlamında, ilçemizin konut ihtiyacı anlamında ikinci ve üçüncü etap TOKİ'lerimizin ihale süreçlerini gerçekleştirerek ikinci etapları hak sahibine teslimini yaptık. Üçüncü etapta da ikinci ihalemizi geçtiğimiz Şubat ayının 6'sında tamamlayarak inşallah neticelendirmesini sizler gibi umut ediyor ve bekliyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, geldiğimiz günden itibaren yaşadığımız sel afetinden ilçemizde can kayıpları olmaması en büyük sevincimiz olmakla birlikte Çal Dağı'ndan gelen büyük bir sele maruz kalmıştık. Yaklaşık bir yıl boyunca, bir sezon boyunca bunun telafisini yapmak ve en önemlisi de bir daha böyle afetlerin oluşmaması adına hızlı bir adımla atarak Ulaşım Altyapı Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı vasıtasıyla da enerji kranları yaparak ve Çal Dağı'nda erozyonu önleyecek ve sel kontrol projesini hayata geçirerek ilçemize, altyapımıza en büyük katkıyı sağlamış olduk. Bu dönemde de yine belirttiğim gibi istihdama yönelik projelerin yanı sıra yine çevresel anlamda, çünkü altyapıyı sizlerin yardımlarıyla bitirdik ve ikinci dönemde de üst yapı işlemlerimiz, diğer mahallelerde olan kalan projelerimizi tamamlayarak çocuk parkları, sosyal tesisler, aile çay bahçeleri, ailelerimizle yararlanacağı millet bahçeleri gibi kazanımları inşallah hep birlikte yine başaracağımızı ümit ediyor. Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum.